Şimdi İstanbul'daki deprem göçünü ve deprem hareketliliğini konuşacağız. Hem nakliyecilere hem emlakçılara göre taşınan ve ev değiştirenler günlük ortalamanın 5-6 katına çıktı. Başka şehre giden var, kentin içerisinde dış kesimlere giden var, bir yandan da kıyılardan içeriye hareket eden taşınan var. Bu taşınma nereye gider, bize ne anlatıyor? Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nilüfer Narlı konuğum. Hoş geldiniz hocam, merhaba. Teşekkürler katıldığınız için. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle bütün depremzedeleri, vefat edenlere için başsağlığı diliyorum. Yaralara acil şifalar diliyorum. Buyurun. Şimdi evet, katılıyorum. Başımız sağ olsun ülkece ve bir an önce de bu yaraları sarmak dileğiyle. Şimdi bakanlığın bir planı var. 1,5 milyon konutu rezerv alanlara taşımak üzerine. Ama görünen o ki İstanbullu bu plandan önce taşınmaya başlamış gibi. Ne dersiniz? Günlük taşınmalar 5-6 katına çıktı açıklamaları geliyor. Buyurun, böyle başlayalım. Evet. Pardon. Şimdi deprem bölgesine baktığımız zaman şununla karşı karşıyayız. Yine bu rakamları basından aldım. GSM operatörlerinin paylaştığı rakamlar var. Bir kere Mersin, Antalya ve Alanya hızlı bir şekilde deprem bölgesinden kalıyor. Mersin'in 10 milyonu edilmiş. Şehirler arasında Muğla, Antalya, Elazığ var ki aslında Elazığ hem deprem bölgesinden hem de şu andaki deprem bölgesinden göç alıyor. İstanbul'a geldiğimiz zaman İstanbul'da birçok insan deprem riskiyle tabii çok daha farklı bir şekilde yüzleşti ve İstanbul'daki riskli bölgelerden kendi inisiyatifiyle taşınan insanlar var. Mesela Tekirdağ tarafındaki işte köylerde fay hattının geçmediği ne düşündükleri yerlere doğru yönlenen insanlar var. Şimdi ayrıca tabii ki bir planlamayla yerleştirme olabilir. Belli bölgelerin boşaltılması ve insanların farklı yerlere yerleştirilmesi, bu yeniden yerleştirilme süreci çok kolay bir süreç değil, sancılı bir süreç de olabilir. Ve bu yeniden yerleşimlerde bakın en önemli konu insanları daha önceki yaşamlarından tamamen koparmamak, kentten koparmamak. Çünkü insanların bir yaşam alanı var, sosyal yaşam alanı var, çocukların gittiği okul var. İnsanların o yaşam alanından kopması onlar için de bir travma oluyor. Dolayısıyla bu yeniden yerleşimlerde göz önüne alınması gereken en önemli hususlardan birisi insanların kentten ve kendi yaşam alanlarından ani bir şekilde kopartılmaması. Bunların planlanması tabii ki depremin etkilediği bölgeye baktığımız zaman 15 milyon nüfus etkilendi. Ayrıca İstanbul'daki riskten dolayı da İstanbul gibi büyük bir kentte, mega kentte insanlar hareketlendi. Bu tabii hareketlenmeyi siz bir önlem güçü olarak mı görürsünüz? Yoksa önlemimi alayım, ben İstanbul'dan çıkayım, daha sağlam zemine olan yerlere gideyim çabası mıdır? Yoksa yaşadığımız bu büyük felaketin getirdiği bir paniğin neticesi midir? Aslında hepsi, bakın yaşadığımız felaketin paniğiyle insanlar deprem sorunuyla yani çok daha sert bir şekilde yüzleştiler. İstanbul'da deprem konusu her zaman konuşuluyordu. Fakat şu anda sert bir yüzleşme oldu. Ayrıca bu bir önlem göçü. İstanbul'dan ya hani riskli olarak gördüğü evinden ve yüksek binalardan kaçınma gibi bir davranış sergileniyor. Veya İstanbul'un dışındaki illere, deprem riski az olan illere taşınma. Yani burada panik var. Panik olduğu kadar önlem alma da var. İkisi birlikte. Sadece önlem alma diyemeyiz. Yani kişiler burada bir grup kendi inisiyatifiyle bunu yapıyor. Ama bir grup insan da zorunlu olarak evlerini boşaltıp başka yerlere, değil mi, yerleştirilmesi, böyle bir plan var. O yüzden şu anda hani inanılmaz bir hareketlenme söz konusu. Burada
devlet kurumlarıyla, eğitim kurumlarının, ayrıca STK'ların, yerel yönetimlerin ortaklaşa çalışması yine çok önemli. Burada siz bu hareketliliğin artarak gitmesi mi beklersiniz hocam, yoksa azalarak mı? Maalesef çok artarak acı ama toplumsal hafızamız çok kuvvetli değil. 24 yıl önce yaşadığımız depremi unuttuk ve daha büyük bir acıyla, benzer bir acıyla sarsıldık. Bunun artarak gitmesi mi, yoksa bu gündem yavaş yavaş maalesef depremden farklı yerlere kaydıkça unutulmasıyla hareketliliğin azalmasını mı beklersiniz? Hareketin azalmasını beklemiyorum, çünkü bu defa karşılaşılan depremin yıkıcı etkisi çok daha yüksek. Hı hı. Ayrıca bir deprem fırtınası dönemi geçiriyoruz. Evet. Dolayısıyla deprem kendini her gün hatırlatıyor ve ölen insan sayısının daha öncekilere göre çok yüksek olduğunu görüyoruz. Hı hı. O yüzden ben bu hareketlenmenin hemen yavaşlayacağını düşünmüyorum. Peki o takdirde soru şu: 5 yıl sonra, şimdi İstanbul sürekli göç alan bir kent, mega kent diyoruz. 5 yıl sonra siz İstanbul'un demografisini nasıl görüyorsunuz, nüfusunu nasıl görüyorsunuz ve tabii bunun getirdiği bu kent sosyolojisini nasıl görüyorsunuz? İstanbul çok ilginç, yani hem göç veriyor hem göç alıyor. Ayrıca İstanbul'a yerleşen çok sayıda yabancı var. Şimdi bakın, İstanbul'da deprem bölgelerinden gelen insanlar da var. Hani bunları kendi mahallemizde görüyoruz. Ya yani bir öğrencim diyor ki, işte hocam bugünlerde biraz ödevleri yapmakta zorluk çekiyorum. Akrabalarımız bizim yanımıza geldi. Evde işte 15 kişi olduk. Hani İstanbul'a da gelenler var deprem bölgesinden. Ayrıca İstanbul'da son 4 yıldır karşılaştığımız trendlerden birisi, özellikle emekli olan ve İstanbul'daki ekonomik sıkıntılardan dolayı, İstanbul giderek çok pahalı bir şehir oldu. Bu hayat pahalılığına bir hani tedbir olarak İstanbul'a yakın illere göç etmeye başlayan insanları gördük. İzmit'e gidiyordu. Bazen hani bazı insanlar çalışmak için trenle geliyorlar, gidiyorlar veya işte haftanın bir 2-3 günü online çalışıyor, 2-3 günü İstanbul'a gelip gidiyor. Bu tür bir göç de başlamış. Ayrıca Covid döneminde biliyorsunuz yine büyük kentlerden bir kaçış trendi başladı. Fakat İstanbul'da çalışan genç nüfus var. Hani bu genç nüfusun şu anda işini gücünü bırakması veya işte çocuklar burada okuyor, onları hemen bir yere taşıması da çok zor. İstanbul'un 5 yıl içinde nüfusunun çok büyük bir azalma göstereceğini düşünmüyorum. Bakın, şu soruyu da sormalıyız. Hani İstanbul'da ev alan yabancılar nasıl bir tutum içinde olacaklar? Önemli bir soru. Ne öngörürsünüz? Evet, onların sayısında bir azalma olabilir mi, olamaz mı bilmiyorum. Çünkü yine tanıdığım böyle bir iki yabancı İstanbul'u riskli gördüğünü, artık hani İstanbul'a tatil için gelmeyi düşünmediğini hani söyleyen insanlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Tamam, bunların sayısı nedir onu bilemiyoruz. Fakat şu muhakkak, kent sosyolojisi açısından da yaklaşırsak, kentlerde müthiş bir hareketlenme var. İnsanlar, göç eden insanlar, kente yeni gelen insanlar, onların yerleştirilmesi, artan kira fiyatları. Bakın, Ankara'dan özellikle çok büyük şikayetler geliyor. Ankara zaten şu anda deprem bölgelerinden en fazla göç alan illerden birisi. Evet. Ve aynı şekilde Mersin. Mersin'in nüfusu ikiye katlanmış durumda. Hemen çözülmesi gereken sorunlardan birisi de tabii ki barınma sorunu. Çok teşekkür ederim. Ve bütün bunlar şunu etkiliyor tabii. Hani toplumun, zaten depremler, hemen onu söyleyeyim, afetler toplumun düzenini, işleyişini, toplumsal yapıları etkiler. Şu anda bizim karşılaştığımız etki oldukça da yıkıcı bir etki oldu. O yüzden bu yıkıcı etkiyle baş edebilme için çok iyi bir kriz yönetimi ve iyi planlama gerekiyor. Tabii bütün paydaşların birlikte hareket edebildiği, birlikte çalışabildiği bir planlama. Çok önemli bir konuya değindiniz. Evet. Seferberliği duyuyoruz, koordinasyon için yapılacakları duyuyoruz, bazı açıklamalar geliyor. Hem yerel yönetim hem merkezi yönetim el ele çalışması gerekiyor. Birey olarak bizlerin de bilinçlenmesi gerekiyor. Evet. STK'ların da sürece girmesi gerekiyor. Tüm bu adımlar atıldığında bu taşınmanın boyutunu nereye taşır sizce?
Yani taşımanın boyutunun nereye varacağını şu anda hesaplayabilmek, öngörebilmek çok zor. Fakat şu anda karşı karşıya olduğumuz bir insan hareketliliği, krize dönüşen, ayrıca deprem bölgesindeki sorunların çözülmesi için planlamalar yapılması gerekiyor. Yani insanların yeniden yerleştirilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişiminin hızlandırılması, bütün bunlar için planlamanın önlemini ben belirtmek istiyorum. Şu Planlama anda esas. inanın, evet, projeksiyon yapabilmek çok zor. Çünkü bir grup insan deprem bölgesinden kaçıyor, bir grup insan riskli gördüğü bölgeden. Fakat İstanbul gibi bir kentte kaçanlar var, İstanbul'a gelenler var. Bir de İstanbul'a gelen, şunu unutmayalım, ülkemiz Suriye'den çok sayıda göç aldı. Ruslar, Ukraynalılar bu savaşla birlikte geldi. Yani savaşlardan kaçıp İstanbul'a gelenler var. O yüzden İstanbul'da inanılmaz bir hareketlik var. Dolayısıyla sorunların çözümü için paydaşların ortak çalışması çok önemli. Çok teşekkürler Profesör Doktor Ben Nilüfer teşekkür Narlı. ederim. Bundan sonra bu taşınma hareketliliği nereye varır? Hep beraber gözlemleyeceğiz.